Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar, Hayatımı Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Satranç Dünya Kupası 2023'te finalin adı belli oldu. Magnus Carlsen'le Pragnan'da finale kaldı ve maçlar 22 Ağustos'ta 23 Ağustos'ta oynanacak. Eğer eşitlik bozulmazsa 24 Ağustos'ta ise tiebreak oyunları oynanacak. Bu final maçları başlamadan önce ben sizi bir sene öncesine götürmek istiyorum. 2022 yılında Airthings Master turnuvasında rapid bir turnuvada Magnus Carlsen'le Pragnan'da eşleşmişti. Pragnan'da siyahlar Magnus Carlsen ise favori olarak beyazlardaydı ama Pragnan'da kariyerinin en önemli oyunlardan bir tanesini oynadı ve belki de kariyerinin en iyi maçını oynadı. Şimdi sizi finalden önce bu maça götürmek istiyorum. Sizler de bizlere destek olmak için hemen aşağıdaki abone tuşuna basabilirsiniz. Hayatımız Satranç Instagram sayfamızdan da eğlenceli içeriklere ulaşabilirsiniz. Magnus Carlsen maça D4 hamlesiyle başladı. Pragnan'da at F6 ile devam etti. C4, E6 hamlelerinden sonra at F3 klasik bir D4 açılışı görüyoruz Magnus Carlsen'den. D5 oyunundan sonra ise at C3 oynandı. Burada genellikle arkadaşlar database'e baktığımızda fil E7 ile devam ediyor siyahlar. Ama öyle zannediyorum ki rapid bir turnuva olduğu için siyahlar da Pragnan'da cesurca C5 oynamayı tercih etti. Bu da tercih edilen varyantlardan bir tanesi. E3 devam yolundan sonra at C6 gelişimi geldi. C alır D5, E alır D5 merkezli bir piyon kırışıldıktan sonra ise beyazlar tabii ki fil B5 oynayarak yoluna devam etti ve atı açması aldı. C alır D4 hamlesinden sonra burada enteresan Magnus at alır D4 yapsa ve açmazdaki ata baskı kursa rakibinden fil D7 istese bence çok daha iyi bir tercihti ama E alır D4 yapmayı tercih etti beyazlar. Fil D6 gelişiminden sonra rok hamleleri geldi ve burada en çok tercih edilen hamle fil G5 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ama tabii fil G5'in de sıkıntıları var. Fil G5 oynandıktan sonra hatta oynatalım. Rakip illaki H6 yapacak ve siz burada fil alır F6 yaparak file at kırışmasına gidebilirsiniz. Ya da filinizi atıyorum E3'lere ya da H4'lere oynayabilirsiniz. Bu durumda filin çok da fazla işlek bir fil olmadığını söyleyebiliriz. Bu nedendendir ki büyük ihtimalle beyazlarda Magnus fil G5 yerine önce H3 oynadı. Çünkü aynı şekilde siyahların da fil G4 tehdidi vardı. Siyahlar da boş durmadı ve H6 oynamayı tercih etti. Kale E1 açık atla kalesini getirdi Magnus Carlsen. Fil F5'te siyahlar filini geliştirdi. At E5'te merkeze atını koydu. Beyazlar şimdi bu durumda at alır E5 yapılması durumunda D alır E5'te çatal yiyecek. Siyahlar bu nedenle fille atı kırışmakta istemeyeceği için çift fil gücünü beyazlara vermeyeceği için siyahlar dokunmadı merkezdeki ata ve kale C8 oynayarak açık atla kalesini çekmek istedi. Fil F4 hamlesiyle merkezdeki E5 atı hem koruma altına alınmış oldu hem de fili geliştirmiş oldu Magnus Carlsen. Kale E8 ile birlikte merkezdeki atı bakış attı Pragnan'da. Kale C1 iki tarafta arkadaşlar gerilim dolu hamlelerine devam ediyor. Ve şimdi siyahların beklendik hamlesi vezir B6 ne yapıyor? D4'teki ata çift basmış oluyor. Beyazlar bunu çözecek. Fil alır C6 ile baskı yapan D4 piyonuna baskı yapan atı yok edecek. Fil alır C6, B alır C6 hamlelerinden sonra ise şimdi beyazların tercihi Magnus'un tercihi at A4 ve ver veziri. Vezir A6'ya kaçtıktan sonra şimdi kale E3 icabında ilerleyen zamanlarda kale E'den C3 oynamayı planlıyor Magnus Carlsen. Buna da siyahların tercihi E5 atına karşılık bir merkez atı ve at E4 hamlesiyle siyahlarda güçlü bir merkez atına sahip olduğunu beyazlara belli ediyor. Tabii ki burada bir fark var arkadaşlar. Daha doğrusu bir fark yok. Siyahlar F6 oynamayı tercih etmedi ama beyazlar F3 oynamayı tercih edecek ve F3 hamlesiyle atı kış şekilde at G5'e geldikten sonra ben hiç anlamadım. Yani arkadaşlar yani biz 1500'lük 1600'lük bir oyuncuyuz. Siz olsanız burada G5'teki atı almaz mısınız ya? Ben alırım. Fil alır G5 gayet mantıklı bir hamle gibi geliyor. Neden? Fil alır G5 aşılır G5'te burayı zayıflattın mı abi? Bir yandan rakibin geri kalmış piyonu var mı abi? Atın basıyor mu abi? Kalem basıyor mu abi? Tamam rakibin kalesi ve veziri bu piyonu tutuyor ama ben sanki C6'daki piyona doğru bir baskı yapsam çok daha iyi bir oyun olabilirdi gibime geliyor. Ama beyazlar burada fil alır G5 yapmadı Magnus. Kale E'den C3 oynamayı tercih etti. Ve bana kalırsa biraz daha kafa karıştırıcı bir hamle olması için yapıldı. Vezir B7 hamlesinden sonra ise yine fil alır G5 var arkadaşlar. Ama burada fil H2 hamlesi geldi ve Magnus Carlsen fil alır G5 yapmayı tercih etmedi. Tabii Magnus Carlsen karşısında genç bir sporcu var. Belki de taşları oyunda tutarak karmaşık bir konum oluşturmak ve süreden kazanmak istemiş de olabilir. Şimdi siyahların tercihi ise at. E6 ne yapıyor? D4 piyonuna doğru bakışını devam ettiriyor ve işte arkadaşlar Magnus Carlsen'den
burada inanılmaz bir hata geliyor. Baktığımız zaman piyona 1, 2, 3 baskısı var Magnus'un. Siyahların ise 2 koruması var. Yani Magnus Carlsen bu piyonu aslında kazanabiliyor. Ama arkadaşlar at alır C6 hamlesi çok büyük bir hata. Çünkü at alır C6 hamlesinden sonra fil alır H2'yi uyuyor Magnus Carlsen. Peki Pragnan'da bu fil alır H2'yi bulabiliyor mu? Bakalım. Önce fil alır H2 hamlesine bakacağız. Çünkü Pragnan'da bulamadı bunu. Fil alır H2 almış olsaydı Pragnan'da şah alır H2. At F4 hamlesiyle şimdi kale E2'lere inmek istiyor. Ve beyazlar bunu engelleyemiyor. At E5'i engellemeye kalksa önce kale alır C3. Kale alır C3 hamlesinden sonra F6 ile ata kışkış. At G4'a zıpladıktan sonra ise siyahlar muradına kale E2 hamlesiyle eriyor. Ve G2 piyonu tutmanın hiçbir yolu yöntemi yok arkadaşlar. Müthiş bir üstünlük veriyor siyahlara. Ama burada Pragnan'da bu varyantı hesaplayamadı. Fil alır H2'yi göremedi ve at F4 oynayarak hatalı bir hamleyle oyun tekrar eşitliğe geldi. At E5'le tabii ki Magnus Carlsen topuk diyor ve geri kaçıyor. Fil alır E5, D alır E5 hamlelerinden sonra at D3, ver kaleyi ver piyonu şeklinde bir hamle ama çözümü basit. Magnus önce kale alır C8, kale alır C8, kale alır C8, vezir alır C8. Öyle zannediyorum ki Magnus o varyantı gördü ve hata yaptığının farkına vardı. Ve ciddi manada bir topuk varyantına girdi. Fil G3'te yoluna devam etti. D4 bir geçer piyon var ama bu geçer piyonu çıkarmak o kadar kolay değil. B3 hamlesinden sonra vezir C6. Vezir B2 hamlesinden sonra ise şah H7. Şah H2 baktığımız zaman her iki tarafta beraberlik istiyor gibi duruyor. Fil G6 hamlesinden sonra herhalde Pragnanda'ya sorsanız berabere kalmak ister misin? Pragnanda hay hay derdi. Yoksa fil G6 hamlesinin başka ne mantığı olacak? Hani kalkıp da F5 mi sürmek istiyor? Hayır tabii ki. Vezir A5'te piyon istek altında. Burada piyonu korumak yerine Pragnan'da ne yaptı? Vezir C1 hamlesiyle vezirini arkalara sarkıtmaya çalıştı. Ki doğru bir karar. Vezir alır A7 hamlesinden sonra şimdi vezir E3 geliyor. Çünkü vezir aynı zamanda piyonu istek atmıştı. Burada işte Magnus Carlsen'in vezir A5 oylaması gerekiyordu. Niçin? Vezir A5 hamlesiyle E1'lere, D2'lere bakış atıp vezirini bir nevi savunmaya çekmesi gerekiyordu. Ama burada Magnus Carlsen at C3 gibi çok ciddi bir hata yaptı. Tabii ki D alır C3 hamlesi yok. Yoksa veziri kaybediyor siyahlar. Ama burada çok daha güzel bir hamle var. İşte o baş belası at. Az önce nelere nelere yol açacak at yine devreye giriyor ve at F4 ünlem hamlesini yapıyor. Pragnan'da at D1'de ver vezir hamlesi işe yaramaz çünkü vezir D2 ver atı var. At F2'ye zıpladıktan sonra ise şimdi hamle çok güzel. At E2 şimdi siyahların isteği önce vezir E1 daha sonra vezir G1'den mat istekleri var. O yüzden Magnus Carlsen bu mattan kurtulmak için H4 oynadı ve şahı H3'ten topuklamak istedi. Buna vezir E1 oynadı Pragnan'da. Vezir D7 hamlesinden sonra artık vezir G1 çalışmaz arkadaşlar. Çünkü vezir G1 şah hamlesinden sonra şah H3 ve siyahlar ne yapacak? Bu nedenledir ki vezir G1 oynamadı. At alır G3 ünlem hamlesini yaptı. Burada arkadaşlar şah alır G3 var gibi görünüyor ama müthiş bir varyant. Şah alır G3 hamlesi yok arkadaşlar. Eğer şah alır G3 daha doğrusu var da yani derler ya iki ucu değnek diye. Şah alır G3 yapması durumunda varyanta bakın. Vezir alır E5 şah. Şahı nereye kaçacaksınız? Tabii ki de beyaz karelerden bir tanesi de şah H3'den sonra fil F5 ver şahı ver veziri. Müthiş bir varyant ama Magnus Carlsen herhalde bu varyantı gördüğü için bunu almadı. Vezir alır D4 yoluna devam etti. Buna da at F1 şah. Şah H3'den sonra at E3 hamlesi. Burada enteresan arkadaşlar beyazların en iyi hamlesi Magnus'a en iyi hamle olarak vezir alır E3 öneriyor bilgisayar. Çünkü vezir B2 hamlesinden sonra mükemmel ötesi bir hamle fil C2 ve terk geliyor arkadaşlar. Peki Magnus burada neden terk geliyor? Bir, şu anda at istek altında. Bak çizdim zaten. Vezir alır F2 istiyor. Peki atı kaldırınca ne olacak? Arkadaşlar bu atın bir görevi var. Vezirin H1'e gelmesine engel oluyor. O yüzden bu atı buradan kaldıramaz. Eğer kaldırırsa neler olur? Eğer at E4 gibi bir hamle yaparsa örneğin vezir H1 şah, şah G3, vezir alır G2 şah, şah F4, at D5 şah. Ne yapacak şah? Tek yer var F5 ve final vezir alır F3 şah mat. O yüzdendir ki atı kaldırabilmesi imkansız. Atı sadece E4'de değil G4'de de oynarsa da
yine hemen hemen aynı senaryo oluyor. Hatta daha da kısası oluyor. Bu nedenle dedik ki arkadaşlar, beyazlar burada terk etti. Bakalım tarih tekerrür edecek mi? Çünkü biliyorsunuz uzun tempo maçlardan sonra rapid tempoya geçilecek. Ve bu rapid tempoda siyahlarda olmasına rağmen resmen Pragnananda Magnus Carlsen'i madara etti. Kariyerinin en iyi oyunlarından bir tanesini oynadı rapid tempoda ve Magnus'u ezdi geçti. Şimdi arkadaşlar, siz kimi tutuyorsunuz? Bir yanda Magnus Carlsen gibi bir karakter. Gerçekten çok seviyoruz oyununu. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi satranç oyuncularından bir tanesi olarak gösteriliyor. Son dönemde bu FIDE'nin formatlarından dolayı dünya şampiyonluk maçlarına çıkmayı reddetmesiyle zaten adından söz ettiriyor. Ve hiç kariyerinde dünya kupası yok arkadaşlar. Bir yanda böyle bir Magnus Carlsen. Diğer yanda galiba 19 yaşında Pragnananda. Hindistan'ın o genç jenerasyonu, Anand'dan sonraki genç jenerasyonundan bir tanesi ve güzel bir hikayesi var. Biliyorsunuz annesiyle falan fotoğraflar falan filan Pragnananda'nın. Bir tarafta da genç yetenek ve fakir bir hayattan gelmiş Pragnananda. Gerçekten taraf tutmak çok zor ama biz Magnus tutuyoruz arkadaşlar. Ben Magnus'u tutuyorum. Bakalım neler olacak. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Sizler de bizlere destek olmak için hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Hayatımız Satranç Instagram sayfamıza ziyaret edebilirsiniz. YouTube kanalımıza destek vermek isterseniz de katıl butonu tıklayarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç yerlerden olmanız ümidiyle. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.